Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir videoyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bugün sevgili kardeşim Manuel'in yanına geldim. Manuel dedi ki, baba dedi, sana dedi eti bol ama bol dedi bir sandviç ısmarlayacağım, gel dedi. Tamam kardeşim dedim, geldim. Dedi ki 6 dolara dedi, çok güzel kampanyalar yaptık dedi. Ya bu iş tabii bahane. Sevgili Manuel'i zaten diğer videolardan biliyorsunuz, hatırlayanlarınız vardır. Hatta esprisini de yapıyorsunuz ya, otomatik bir Manuel mi falan diye. Daha o konuda iyi bir espri göremedik maalesef. Mustafa Bey Manuel'in efendim. Yıllar önce almış burayı. Hem bu franchise'ı nasıl yaptı, ne yaptı? Hem de şöyle Amerika'daki Subway sandviç işleri nasıl, fiyatlar neler, ne kadar koyuyorlar içine, ne koyuyorlar falan, onlara bir bakalım dedik. Baba dedi, gel seni ete doyuracağım dedi. 6 dolara dedi bir sandviç yapacağım, aklını alacağım dedi. Dedim ki bana et de dünyanın öbür ucuna giderim dedim. Geldim. Bu arada biz de Long Beach çocuğuyuz yani. Burası da Long Beach. Hani eski Long Beach çocuğuyuz biz de. Yabancısı değiliz yani. Belmont Shore'dayız. Long Beach'teyiz efendim. Subway'i de orada. Bir girelim. Bir selamımızı çekelim. Ağzım sulandı vallahi ya. Şöyle güzel eti bol sandviçimizle başlayalım efendim sohbete. Buyursunlar. Manuel baba. Hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. İyiyim. Ya zaten Manuel'i tanıyanlarınız vardır. Merhaba. Videolarda sürekli bak, çıkart abi şapkanı, tanısınlar ya. Tabii ya, böyle çıkarmayalım böyle. Adam şu anda üniformasıyla beraber patron diyoruz ama hem işçi hem patron her numara var. Aynen öyle. Ne yiyeceğiz baba bugün? Ben sana güzel bir steak sandviç yapacağım bugün. Roast beef yapacağım. Babalar gibi böyle. Tamam. Ete doyacağız bugün. Abi zaten amacımız da bu. 6 dolardan 1 sent fazla vermem. Senin canın sağ olsun. En iyi peni. Bu Amerikalılar en iyi peni diyorlar. Vallahi en iyi peni vermem bak. Tam böyle bir Türk iş oldu. Türkçe, İngilizce, İngiliz, Türk iş. Aynen öyle. Baba, 6 dolar veririm. Onu da taksite bağlarım. Ama ete doyarım. Öyle biz buraya dönmeye geldik. Efendim bugün de sandviçin içinde etleri gomeci yok. Buyursunlar. Şimdi efendim Amerika'da bu Subway ve benzeri sandviç kültürü çok yaygın. Gerçekten bayağı yaygın. Ucuz, doğru mu? Doğrudur efendim. Doğrudur. Tam işte esnaf. Kapalı çarşı esnafı boşuna değil. Manuel bana güzel bir sandviç hazırlayacak. Sandviç yedikten sonra sandviçi de yerken güzel bir sohbet yapacağız. Çünkü insanlar çok soruyor Amerika'da ne iş yapılır, ne yapılır falan. Bu adam Subway franchise almış. Bakalım niye almış, kaça almış, bu işler nasıl oluyor görelim. Ama hepsinden önce önemli olan benim karnımın doyması tabii ki. Baba bekliyor baksana ya. Tam esnaf yemin ediyorum. Şu adamdan sandviç yenmez mi Allah aşkına ya. Geliyorum baba. Evet Manuel baba, ne yapıyoruz şimdi, başlayalım hadi bakalım. Baba, neyden başlıyoruz? Ekmekten başlıyoruz önce. Kaç çeşit ekmek var baba? Yaklaşık 5 çeşit ekmeğimiz var, 2 tamam. Çeşit pidemiz var, bir tamam. De dürümlerimiz var, 3 çeşit de dürümlerimiz var. Bu dürümler yeni, ben biliyorum bunları. Evet, wrap diye geçiyor. Wrap, çok affedersiniz. Ispanaklı olan var, domatesli ve basil'li var, bir de acı biberli wrapimiz var. Abi onlar benim karnımı doyurmuyor. Aynen, biz Türk usulü ekmek yap abi bize. Bütün bir ekmek yapıyorum, o 6 dolarlık olanlar. Lütfen, rica ederim. Ne, yarım ekmek mi yapacaksın? Ayıptır beyaz yani. Beyaz ekmeğimiz var. Kepekli var. Bugün kepek diyemeyim. Normalde kepekli severim. Bugün beyaz yiyelim abi. İtalyan mı? Hangisi? Bu İtalyan. Tamam. Şöyle biz buna bir footlong diyoruz. Yani 12 inç yaklaşık 17-18 santim oluyor. Tamam. Bu bütünü 6 dolar şu an. 6 dolar artı. Şu 6 dolar. Evet aynen öyle. Abi şu bıçağı yanına koy bir şöyle bir şey olsun. Bak bayağı büyük ya. Hatta burada da gördüğünüz gibi. Ölçüsü var. Ölçümüz var. 12 inçten tamam. Olmayacak. Tamam baba. Gördüğünüz gibi. Ya bununla da doyarız herhalde ya. Yani bizim bir ekmeğe tekabül ediyor İstanbul'daki. Ama tabii biraz daha içinde az hamur var bunun. Hemen hemen bütün tam ekmek sandviç yemiş gibi bir şey oluyor. Süper abi. Tamam. Süper. Harika. Abi adam kameraya alışkın olmadığı için objektife değil benim gözüme bakıyor. Orayı seçmeye çalışıyor. Sana roast beef vereceğim. Tamam. Senin sevdiğinden. Hey, how are you today? Good, thank you. Abi bu bildiğimiz roast beef. Aynen öyle. Bu bizimiz. Bunların hepsi Subway'in kendisinden geliyor değil mi? Başka bir yerden gelmiyor. Aynen. Siz öyle gidip de bir yerden almıyorsunuz yok, yani. Yok hayır. Bazı İstanbul'da duyuyoruz ki bazı franchise'lar mesela kendileri gidip alıyorlarmış. Biz tamamen her şeyi Subway'den alıyoruz. Swiss peyniri vereyim mi? Provolone please. Provolone please. Evet öyle ucuza kaçmayalım Manuel. Rica ederim.
Evet baba, provolonları da döşedik. Oo. Ya ben öyle çok abartı malzeme sevmiyorum. Yani etle peynir dışında diğerlerinde bu şeylerden böyle fazla şey sevmiyorum. Ama mesela bunun içine soğan alırım biraz. Evet. Isıtmam ister misin? Ha? Isıtmam ister misin? Az bir şey. Çok az bir şey. Çok çok az. Zaten o bizim şok fırınımız. Yaklaşık bir 10-15 saniye içerisinde bir kuzu girip... Vay be. Şimdi bak 15 saniye koydum. 15 saniye içerisinde göreceksin ne hale gelecek sandviçimiz. Mister gibi. Bunlar melted diyorlar ya. Tabii. Eritme sadece şöyle aynen bir. Aynen öyle. Çünkü biz öğlen vakti burada çok kalabalık oluyor. Yaklaşık 300-400 kişiye hizmet veriyoruz. 15 saniye içerisinde adamın sandviçini hazır etmek çok büyük bir avantaj bizim için. Bak gördüğün gibi. Yavrum benim be. Şunun güzelliğine bak. Getir babası getir. Ay kurban olayım şuna. Abi nasıl güzel yapmış şuraya baksana. Evet. Harika olmuş. Abicim bana birazcık ıspanak. Ispanak koyayım. Çok az. Fazla değil. Bizim elimiz bol abi. Öyle az yok. Peki. Biraz soğan. Soğan koyayım. Abi biraz az bir şey jalapeno. Bir de black olayım. Evet, lütfen. Olur. Evet. Siyah zeytin efendim. Avokado falan ister misin? Avokado isterim de sabahları zaten Elif zorla yedirdiği için artık yemeyeyim. Gerek yok. Peki. Herhangi bir sos ister misin? Hiçbir şey istemiyorum baba. Yok yok yok. Benim öyle kötü huylarım yok. Öyle mi? Aynen. Tuz, biber ya da... Biraz karabiber, tuz, ıvır zıvır karışık ne varsa. Aynen baba. Kekik falan atabilirim arzu edersen. Kekik at abi. Olur. Parmesan peyniri de koyabilirim biraz. Koy abi koy. Parmesan, koy. 6 dolara ne verirsen ver abi. Zeytinyağı, sirke falan bir şey ister misin? Hiçbir şey istemem baba. Böyle iyi midir? Aynen babalar gibi altı oldu. 6 dolara böyle fıstık alıyorsunuz. Abi daha ne olsun ya. Duble. Çevir bakayım şöyle. Baba Fingo'yu bir görsün millet. Yavrum duble benim ya. Duble peynirli, duble etli. Yavrum benim be. Yavrum benim. İşte aldığınız sandviç bu. Gördüğünüz gibi. Süpermiş abi. Soğutma abi. Yani yaptırdın. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bakın abi. Torik, torik. Buyurun. Bunun adı torik, torik. Şu güzelliğe bakın ya. Kat kat diyor. Abi bu 6 dolar mı ya? Aynen abi. Ben vermedim. Allah var, yalan evet, yok. Evet, şimdi sen bedavaya yedin. O ayrı konu ama müşteri geldiği zaman 6 dolar veriyor. Şu an bir kampanyamız var. Normalde bunun bu bütün ekmeğin ücreti 8 dolar civarında. Bu ay bir kampanya yaptılar. Bütün sandviçler 6 dolar diye. Yani bu normalde 8 dolar. Normalde 8 dolar ama... 8 birim diyebiliriz buna. 8 birim diyelim aynen 8 öyle. 8 TL, 8 dolar. Yani bilse. Son 2 aydır da 6 birime satıyoruz öyle diyelim. 6 dolara. Aynen öyle. Hoş geldin canım. Oğlum ablanıza bakın. Ablanıza bakın oğlum. Esnamadınız abi. Ablanıza ilgilenmemen. Baba. Bizim mahalleye eskiden Türkçüler gelirdi. Evet. Türkçüler gelirlerdi. Adamlar çalışıyor ama çalışıyorlar. Bir ekmek sandviç yaptırırlardı. Böyle bunun gibi kocaman. Biz de çocukluk var. Nasıl yiyorlar bunu ya diye bakardık böyle. Ben mesela hayret ederdim. Biz çeyrek yerdik. Şiştim, öldüm, geberdim derdik. Bir de annemiz falan derdi ki rahmetli dışarıda yeme oğlum. Yer evde falan. Kaçak göçek falan. Abi adamlar bir ekmeği yanında gazoz açarlardı. Evet. Biz böyle izlerdik. Kariman fakirler şeyde filmlerde olur ya. Aynen öyle. Şimdi ben de onlar gibi hissediyorum aynı kendime. Aynen. Hatta bazı müşterilerim de diyor ki kesme diyor. Kesmeyince sanki böyle bütün ekmek daha iştah açıcı geldiğini falan söylüyor. Baba, hakikaten baksana. De öyle yani. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Bakkala giderdik. Hatırlarsın salam kaşarı bir ekmeğe yap abi derdik bakkal amcaya. Öyle. Mis gibi yerdik. Mis gibi yerdik. %100 dana eti sevgili arkadaşlar. Bir anlatsana burayı nasıl aldın, niye aldın, niye sandviç franchise seçtin? Şimdi insanlar çok fazla soruyorlar. Amerika'ya geleceğim şu kadar param var. Şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim, franchise olabilir miyim falan. Zor bir iş mi? Yani burası ben Montreal'deyiz bu arada, Montreal'de. Yani iyi mi, kötü mü? Bir anlat abi ya. Evet. Şimdi öncelikle franchise işi Türkiye'de de zaten yaygın olduğu için arkadaşlar zaten biliyorlar 3 aşağı 5 yukarı. Aynı mantık burada da işliyor. Franchise'de daha az bir risk söz konusu. Yani ilk ayın kebapçısı, Ahmet'in kebapçısı, Mehmet'in kebapçısı açmaktansa marka açmak daha mantıklı geliyor bazı insanlara. Kimi insanlar da diyebilir ki ya işte franchise'e işte X rakamı, Y rakamını vermeyelim, bu kadar para vermeyelim ama daha uygun fiyatlara mal edelim gibi düşünebilir ama işte Amerika'da bu maalesef böyle olmuyor arkadaşlar.
Sebebi de şu, boş bir dükkan kiralamak istediğiniz zaman burada işçilikler çok pahalı olduğu için sıfırdan isimsiz, markasız bir restoran açmanın maliyetiyle franchise açmanın maliyeti 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlara geliyor. Subway neden Subway? Amerika'da 25 bin evet. Şu anda sadece Amerika'da 25 bin, dünyada da 45 bin üzerinde şubesi var. Hatta McDonald's'tan ve Starbucks'tan daha fazla şubesi var Amerika'da. En çok şubesi olan franchise diyebiliriz restoran zincirleri arasında. Her köşe başında 1 kilometrede, 2 kilometrede bir Subway görebiliyorsunuz. Önemli olan tabii burada da lokasyonunuz çok önemli. Evet. Yani franchise açtım, her şey bitti, parayı vurdum diye bir şey söz konusu değil tabii ki de. İlkay burayı bilir. Eskiden de buralarda oturduğu için Long Beach civarında. Benim lokasyonum çok iyi bir lokasyon. Evet. O yönden şanslıyım. Ayak trafiğinin olduğu, araba trafiğinin olduğu yerde. Muhit çok güzel bir muhit. Evet. Buradaki insanların gelir düzeyi belli bir seviyenin üzerinde. Çünkü ev kiraları, yaşayan insanlar da bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda burası küçük bir Bağdat Caddesi diyebiliriz aslında bakarsanız. Doğrudur. Şimdi Long Beach Belmont Shore deyince bu yürüyüş yolu üzerinde restoranlar, dükkanlar gibi şeyler var. Hani ufak bir cadde tarzı bir yer diyebiliriz yani. Sen bu arada ben bir yandan götürüyorum. Tıkandı. Yarısı arkadaşlar görüyorsunuz. Yarısını yemeden tıkandı. 6 dolara. Tıkanmadım. Hayatta tıkanmam da. Ama ben bunun hepsini videoda bitirirsem ayıp olur. Ayıp olur. Valla şimdi açım, abandım biraz. O yüzden biraz sohbetimize verip ardından devam ederiz. Ondan sonra gömeceğim zaten, merak etme. Peki baba, şimdi akıllardaki soru. Kaç lira vereceğiz biz bu Subway'e? Senin verdiğini söyleme. Genel olarak söyleyeyim. Sıfırdan bir Subway açmanın maliyeti 250 bin dolar. Ama devralırsanız tabii bu rakamlar değişiyor yaptığın işe göre. Bir de sıfırdan açmak mantıklı mı şimdi? İş yapar mı, yapmaz mı? Evet, genelde öyle bir kanı var. Zaten şu an çok fazla Subway olduğu için sıfırdan bir yer açmanıza imkan yok maalesef. Vermiyorlar. Vermiyorlar çünkü her köşe başında olduğu için. Adamlar diyorlar ki çok iyi bir lokasyon olmadığı sürece gerek yok diyorlar. Dolayısıyla mevcut bir yere devralmanız gerekecek. Şöyle söyleyeyim. Biz sohbet ederken biliyoruz. 250 bin dolar gibi bir paradan başlıyor. 175'e de bulabilirsiniz bu arada. Tabii devrolduğu için. Devrolduğu için. Yaptığı işle alakalı. 200-250 bin dolar gibi sağlıklı bir giriş fiyatı düşünün. Bu milyon ve üzerine de çıkabiliyor. Bravo. Yani birkaç milyonluk subway'ler de var. Şimdi o kadar çok sirkülasyon, o kadar çok ayak altı yerler oluyor ki. Aynen. Ya da bulunduğu bölgedeki fiyatlardan dolayı çok yüksek olan birkaç milyonluk subway'ler de var. Bravo, doğru. Evet. Aynen. Bu da onlardan birisi falan diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok çaktırmadın yani, sağ olasın verdiğin parayı. Baba, şapkayı çıkarttınca da saçlar bir bozulur, şöyle bir süsek ne yapsak? Yani sen geleceksin diye burada tam takır hazırlandım, giyindim. Ondan ya oğlum benim ya, böyle patron olur mu adam, giyiniyor kışa ne çalışıyor. İşimizin başınızdayız, sağ olun. Eyvallah. Peki abi, bu süreç uzun bir süreç mi? Şimdi franchise... Yani verdim parayı, dükkanı açtım. Türkiye'deki gibi olmuyor maalesef. Burada bir onay süreciniz var. Tabii Subway'in genel merkezinden bir başvuru formu alacaksınız. Online de doldurabiliyorsunuz bu formu. Doldurduktan sonra sizin kriterlerinize bakıyorlar, bankadaki paranıza bakıyorlar, eğitim seviyenize, daha önce bir tecrübeniz var mı yok mu, bunlara bakıyorlar. Referanslara bakıyorlar. Ardından sizi onayladıktan sonra bir İngilizce ve matematik testine tabi tutuyorlar. Yani bakalım bu adam İngilizce konuşabiliyor mu? Öyle bir şey de var. Tabii ki de. Yani kolay bir sınav, kolay bir sınav ama yine de basit bir derecede İngilizce konuşmanızı istiyorlar tabii ki. Şimdi Subway çetesi Amerika'da Hintlilerdir arkadaşlar. Bravo, evet. En çok elinde Subway olan Hintliler. Biz ona Subway çetesi diyoruz bu anlara. Çünkü zamanında gelmişler, yememişler, içmemişler, biriktirmişler. Sürekli şube açmışlar. Arada bir doz alacağım ne yapayım? Peki baba, sen memnun musun bu işten? Valla ben memnunum ama memnuniyet tabii biraz göreceli bir kavram. Kimi insan diyebilir ki işte ya ben bu kadar para verirsem daha fazla para kazanabilirim, şu işte bunu yapabilirim, bunu yapabilirim diyeyim. Peki şunu söyleyeyim o zaman. Evet. Bakalım konuşmayalım da. 2-3 kişilik bir aile Amerika'da böyle bir yerde
masrafları çıktıktan sonra geçinebilir mi? Tabii ki de geçinebilir. Kirasını öder. Kirasını öder. Araba, leasing ya da finance neyse onu öder. Evet. Kredi kartı öder, yer içer gezer. Yer doğru mu? Ok, çocuğun okul masrafları, yemek masrafları, yer içer gezer, mütevazı bir hayat yaşayabilir. Çok süper, lüks bir şey değil. Tabii ki de, tabii ki de. Bir tane sabre iyi bir lokasyondaysa, dediğin gibi 3-4 kişilik bir aileyi kimseye muhtaç etmeden, paşalar gibi hiçbir eksiğin olmadan elinize gayet ekmeğini götürebilir. Ne kadar sürüyor abi bu süreç? Burayı şimdi bulduk. Bu arada dekorasyon, mekorasyon falan filan çok eski tarz. Ama bunu Subway yapıyor. Siz yapmıyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Bu Subway yapıyor. Yani 10 senede bir yeniliyoruz. 10 senede bir yeniliyor. Ama Subway'in sahibi gibi konuşuyorlar senin gibi. İnşallah. İnşallah. Bunu Subway yapıyor. Şimdi ben yeni projeyi gördüm. Manuel bana daha önce göstermişti. Evet. Böyle bembeyaz, kar beyaz babalar gibi bir tane Subway geliyor. Güzel olacak. Ama o parayı da sizden alıyorlar. Maalesef. Aynen öyle. Yani sanmayın ki Subway babanızın ayrına bunları yapıyor. Ne kadar baba onun fiyatı? Bu dükkan ufak bir dükkan olduğu için yaklaşık bir 50 bin dolar, 60 bin dolar civarında bir dekorasyon maliyetimiz olacak. Ama dediğim gibi bunu yaptıktan sonra da bir 10 sene bir de artık dekorasyon parası 50 bin. Ama bir de işlere de çok etki eder. Yani. Tabii ki de işleri arttıracağı öngörülüyor yani. Bir yaklaşık bir %10 falan artar diye tahmin ediyoruz. O da zaten dekorasyon parasını çıkartır yani işlerimiz arttığı zaman. Peki, şimdi sen babadan sablayıcı adam değilsin. Tabii ki de. Türkiye'de aslında kuyumculuk yapan bir adamsın. Aynen öyle. Yıllar önce Amerika'ya gelmiş, yerleşmiş. Evet. Subway mi, başka bir yer mi, başka franchise'lar mı? Ne tavsiye edersin baba yani? Subway babamızın yeri değil. Bana tabii ki Subway de. Yani. Sen tercih etmişsin. Bakmışsın. Bu arada yani ben konuya vakıfım aslında biliyorum. Hani Manuel anlasın diye istiyorum. Bu adamlar bu Subway'leri alırken bunu geçmişine de bakıyorlar. Tabii ki de. Onları bir anlat baba. Yani şimdi Subway mi, başka franchise mi diyecek olursanız o kişiye kalmış. Ben Subway'i seçtim, markaya güvendim. Marka, genel olarak franchise mantığında peki ne diyorsun? Genel olarak franchise mantığında Türkiye'de bir laf vardır. Ne uzarsınız ne kısalırsınız derler ya. Çok az riskle yatırımınızın çöpe gitmesini istemiyorsanız franchise almak mantıklı. Evet. Ama aklınızı çok böyle farklı, çok parlak bir fikir vardır. Doğru mudur? Yatırımcı, daha hızlı kazanayım. Daha hızlı kazanayım. Daha ufak paralarla daha büyük paralar kazanayım diyorsanız da tabii bunda da fazla risk alıyorsunuz. İşin tutup tutmayacağı belli değil. Zaten Amerika franchise cenneti biliyorsunuz. Evet. Her şeyin franchise. Her şeyin franchise var ve franchise'ın doğduğu ülke diyebiliriz. Dolayısıyla götürüyorum abi. Götür abi, afiyet olsun. Eyvallah. Benim aklıma bu yattı. Markaya güvendim, inandım. Birkaç arkadaşım da vardı bu işi yapan. Onlara da danıştım. Aklıma yatınca burası oldu. Buranın bir şeylerine baktım. Gelir gider tablosuna. Tabii ki de. Şimdi aylık yıllık cirosu nedir ne diyebiliriz? Tabii ki de. Kayıtlı bunlar. Bunların hepsi kayıtlı yani. Türkiye'deki gibi işte az gösterme, çok gösterme gibi bir durum olmuyor maalesef. Burada ne oluyor? Ne kadar satışınız varsa bunların hepsini görebiliyorsunuz. Son 5 yıllık, 6 yıllık satışlarını inceleme şansınız oluyor. Şimdi, bilim genel olarak. Tabii bir de vatandaşa da sormuyorsun. Subway'den alıyorsun. Tabii ki de. Tabii yani, ki de. Sana adam şey değildi, baba ben burayı devrederim ama burası bir iş yapıyor, aklına yandırır. Subway diyorsun ya, kardeş ben burayı alacağım, bunlar ne yapayım, ver bakalım diyorsun. Aynen öyle. O anlamda da güzel bir şey. Tabii ki de. Şimdi ben Türkiye'de hatırlarım, bazen restoran almak isteyen insan ne yapar? Gider hemen böyle müşteri gibi oturur, bekler müşteri sayar, bakar şöyle burası iş yapıyor mu, yapmıyor mu falan diye. Tabii burada öyle bir şey yok. Fiş alıyorlar, fiş biliyor musun abi? Yok, haberim yoktu. Şimdi bak, bizim milletimizin uyanıklığına bak. Uyanık spor. Ben hep öyle diyorum. Sabah gidiyor. Bir fiş alıyor ama. Sabah fiş kesiyorsun ya. Evet. Sandviç aldım geldim. Evet. Altta fişi kestin. Fişin üzerinde numaralar yok mu? Evet. Akşamleyin bir daha giriyor abi. Bir sandviç daha alıyor. Bak, o da güzel fikir. İki fişi karşılaştırıyor. Sabahtan akşama kadar. Kaç iş yapmış? Kaç iş yapmış? Doğrudur. Abi nasıl? Süper fikir. İşte kimseye sormama gerek yok. Ancak Türk'te olur abi. Bu kadar basit. Süper. Tabii böyle bir şey, işi şakası arzu edip işinizi rahatlatmak için tabii ki de gelip oturup bakabilirsiniz eski usul. Ama dediğim gibi Subway alırken ya da herhangi başka bir franchise alırken ne yapıyorlar abi? Son 4 yıllık, 5 yıllık satış raporlarını, cirolarını genel merkezden talep edebiliyorsunuz. Dolayısıyla zaten masraflar belli, kiranız belli, eleman parası belli, ödediğiniz elektrik belli. Dolayısıyla çok sürpriz olmuyor açıkçası. Süper.
gelirinizi giderinizi bilerek bir işe giriyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Kardeşim ağzına sağlık. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, işte gördüğünüz olay bundan ibaret. Franchise mantığı bu. Bugünün ana konusu 6 dolara ne kadar ettiğimizi anlayabilirim de benim için size de faydası olsun diye. Ağzına sağlık kardeşim anlattı. İşte franchise mantığı, Subway, sandviç alışkanlığı falan filan gibi şeylerden bahsettik efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir çünkü ben sandviçi çok beğendim. Ellerine sağlık bana. Afiyet olsun, ne demek. Harikaydı. Herkesi teşekkür bekleriz bu arada. Gelmek isteyen, burada yaşayan birileri de tek varsa. Tek otobüste geliyorsunuz. Bir kahvenizi içerler yani. 500'te. Şaka bir yana gerçekten. Eğer bu bölgede olan birileri varsa buyursunlar gelsinler aynı şekilde. Sabahtan akşam kadar sohbet ediyoruz şöyle. Kapıda tavla oynuyoruz falan. Buyursunlar gelsinler. Sevgili arkadaşlar, en kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.